çapı 35 santim. Ama şimdi biz kanalda mı çalışıyoruz? Yani Derya Hanım bir şey öneriyorsunuz ama kanalda mı çalışıyoruz? 5 imzayı atacak kimse yok. Para mı vereceğiz şimdi ona diyorsanız kumplayı yapabilmek için Vernaz getir yavrum. Teşekkür ederim. Bir ayakkabı kutusu. Ev taşınırken kullandığımız koliler veya bütün kırtasiyelerde satılan mukavvalar. Buraya çiziyorsunuz. Bakın nerede şu şey? Evet bak ortasına çizdik. Çizgiyi algılıyor muyuz Erkan? Algılıyoruz. Çizdik. Kaça kaç çizdik? 35 çap yine. 35 çap evde bir şey buluyorsunuz ya da bir pergelle çiziyorsunuz ya da böyle ortayı alıp oradan böyle mezroyla gide gide yapıyorsunuz yarı çapıyla. İki tane kesiyorsunuz ona da olur. Yani masraf yaptırtmayayım size. Ama bu işi yapıyorsanız bir organizasyon yapacaksanız bu kalıcı bir şey. Bunlar yıkanıyor, siliniyor. Kullanıyorsunuz. Şimdi neden kumpla? Çünkü bu suplaları kumaşla kaplıyoruz. Onu nasıl kaplıyoruz? Var mı şurada bir tane hazır? Evet. Onu nasıl kaplıyoruz? Efendim kumaş da olabilir ama bu kadar kullanışlı esnek olmaz. Güzel olur. Evet. Esnek güzel olur. Bakın işte sizin bir davet verdiğinizde bir dakika yalnız. Yurda Nur sinirlenir. Bir dakika. Bunun eşit dağılmasına. Sinirlenmem niye yani, hayır yani. Lafın gelişi öyle. Şimdi şöyle yaptık. İnce bir lastik tercih edin. Şuraya kadar ortaya kadar getirmeyin. Vereceğimiz ölçüler denenmiş ölçülerdir. Evet. Bir davet yapıyorsunuz. Bir organizasyon yapıyorsunuz. Evinizdeki değişik tabaklara göre vereceğiniz. Mesela Aytüller geldi. Bu renk yaptın. Hülya Sepkenler geldi, bu renk yaptın. Ne renk isterseniz. Yani evdeki tabaklarınızı düşünerek kumplanızı yaparsınız. Böyle elimizde suplamız var ya Derya Hanım. Evet. 35 ben şimdi çapı. Şunu bir dakika alıyorum sana şuradan. Yok ben projeye heyecanlanan bir kadın nasıl olabiliyor bilmiyorum. Heyecanlanıyorum. Şimdi 35 yaptık. Tamam. Sonra biz bunu ölçtük nazla falan. İdeal şuradaki ölçüsü, ölçü şuradaki önemli. Ölçü 9 santim. Bu 9 santim çok önemli arkadaşlar. Şöyle hani tam onun şeyine geliş yeri, lastik geliş yeri şeydi, idealdi. Hı. Şöyle 9 santim, 9 santim çizdik. Yani bunun paylı hali ne kadar Yurdanur? Paylı 35, hali. Bir dakika, bir dakika. 50 oluyor. Aşağı yukarı 50. Bak ben yanlış mı ölçüyorum? Yok 50. 50, 52. 50, 52 gibi arkadaşlar. 9 santimi içine girecek şimdi evet. Bunun. 1 santimi de kenarlarından kıvırıyoruz şöyle. Yani demin verdiğim ölçü sadece bunu bir yere yaptırıyorsanız bir marangoza bir şeye. İç malzemesi. İç malzemesinin ölçüsü kaç iç malzemesi? Çapı 35 santim. Çapı 35 santim. Sonra bu güzel bir suplo ölçüsüdür. Evet. Koyduktan sonra kumaşlarına bu kenarlarından 9 santim, 9 santim çizebilirler. Şimdi bunu şu şekilde yapıp şöyle güzelce kıvırıp teyelliyoruz. Hepiniz bilirsiniz bunu hanımlar. Basit bir şekilde teyelliyoruz. Sonra buradan makine çekiyoruz. Çekiyorum. Sonra buradan lastiğimizi geçireceğiz. Lastik, enli lastik kullanmayın. Şu rahat pijama, esnemiyor. Hani şu yuvarlak lastik, eski bildiğimiz klasik lastik. O da biraz değişmiş ama dokusu falan daha yumuşak olmuş. Şunu kullanın. Gerçekten çok güzel şimdi biz oluyor. Biz esnekle yaptığımız için Derya Hanım dikerken şurasından teyelledik biliyorsunuz esnekle böyle kenarını. Esnekle yaptığımız için kumaşımız yani, esnek. Kumaşımız oldu. Esnek, evet. Streç bir kumaş. Teyelledik kenarlarını. Ne ayarında dikiyorsun? Normal ayarda dikiyorum. Sadece biraz kumaşı böyle çekerek, esneterek dikiyorum Derya Hanım. Tam kenarından. Elimle tekrar esnetiyorum. Yani aradan lastik geçeceğini düşünmeniz lazım. Evet. Şimdi burada pay bırakıyorum, geri gidiyorum. Oradan lastiği geçireceğim. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki makinanız yok. Bunu teyelledikten sonra güzel güzel böyle tabii, bastırarak tabii.
Elde de dikebilirsiniz. Güzel şöyle. Makine dikişi diye bir. Üste çok çıkmadan, şey yapmadan. Yo, çıkabilirsiniz. Üste evet. de çıkabilirsiniz. Altta kalıyor çünkü. Altta kalıyor. Güzel güzel sıkı sıkı dikiyorsunuz ama lastiğin geçeceği yeri hesaplamak lazım. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Oradan çengelli iğneye. Evet. Lastiğimizi takıyoruz. Evet. Pijama şeyi geçirir gibi, lastiği geçirir gibi. Bu da ideal 55 santim. Biz birkaç tane denedik. Lastik İdeali boyu. Evet sıkı olan kısmı 55 santim oldu. Bunları tek tek Naz bütün bu ölçüleri seyircimize verelim. Ondan şimdi, sonra buradan geçiriyoruz. Sen şimdi onu geçirirken ben sofralarımı ne kadar süren var? Ha tamam sofraları kuracağım. Şimdi altın kare şeyini söyle Yurdanur bana. 44'e 44. 44'e 44 bir keten parça. Sen bunu çift taraflı yaptın. Tabii. Çift taraflı yaptın. Öyle bilmiyorum. Olması lazım. Öyle olması lazım. Ve isterseniz tek taraflı da yapın. Kumaşı ziyan etmeyin. Etmeyebilirsiniz. Şimdi koydum. Bunun üstüne ne renk koyuyoruz? Bu. Evet. Bak kumplamız burada. Derya onun içini soruyorlar. Bir daha bir gösterip nereden nasıl yaptık anlatır mısınız? Bu plexi. Bunun şeysi ne buna ne diyorduk? Kontrolit. Kontrolit mi? Evet. Kontrolit. 3 milim kontrolit. 3 milim kontrolit. Bunu marangoza yaptırdık. Çapını 35. tekrar. Çapı. Hepsinin çapı 35 santim. Ver, göstereyim. Çapı dediğimiz şey, hani belki çapı diye de, yani çapı dediğimiz şey şuradan şuraya. Evet. Buradan buraya yarı çapı. Ay geometriye girdik bir dakika. Çapı, yarı çapı, orta, daire. Tamam mı? Kare de olabilir bunu. Kareye göre de dikebilirsiniz. Şimdi bunu yaptık. Bakın şimdi tabaklarımı buna göre gittim seçtim. Rüyacığım çok teşekkür ediyorum canım benim tabaklarımı bugün. Şimdi bir tabağımı koydum. Burada her şeyim hazır. Şimdi bunu koydum. Bardağımı buraya koydum. Bir dakika sana doğru çevireceğim Erkan şimdi bunu yaptıktan sonra. Çatal bıçağımı... Aldım. Böyle koydum. Peçetemi şunu yaptım. Bakın peçete. Peçete tek taraflı. Peçetemi getirdim. Orta noktasını parmağımla buldum. Bunu yaptım. Şunlar benim çok eski peçeteliklerimdi. Getirdim. Bunu geçirdim. Şimdi şeyini göstermeyin iç tarafını. İsterseniz böyle de olabilir. Evet. Erkan sana doğru döndürüyorum şimdi. Bu bir. Nasıl oldu? Çok güzel Derya. Çok güzel. Bu. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Onlar nerede Yurdanur? İkincinin şeyleri şurada. Orada. Bir dakika. Olmuşu burada. İki. Onunki çok güzelmiş. Bu da başka. Buna da aytüller geldiğinde çok güzelmiş diyor oradan. Gri geçirilmiş olan var. Grisi var değil mi? Bir dakika. O nerede Yurdanur? Gri geçirilmiş nerede? Şunun içinde Yurdanur versene bana. Evet. Buyur. Gri. Gri yaptık. Griyi koydum. Şimdi tekrar size doğru döndüreceğim. Tabağımı koydum. Gri tabağımı bulamıyorum. Ha buldum. Tamam. Gri tabağımı ortasına koydum. Bunu buraya koydum. Pardon. Sağ bardağa koydum. Buraya bunu koydum. Bunları da buraya koydum. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Peçetesini de koyacağım. Bir dakika. Peçetesini de böyle koyuyorum. İstersen peçetesini böyle koyuyorum. Evet. Nasıl? Sanat. Beğendiniz mi? Ama ben şunu koyayım yine ya. Çiçek mi çek bir şey. Seviyorum. Şimdi iki kişi geldi. Bunun Sevgililer Günü versiyonu, bunun yeni yıl versiyonu. Yani masanızın altına bir tane örtü serebilirsiniz de, sermeyebilirsiniz de. Bakın bu şekilde hazırladık. Yani gerçekten çok güzel. Hepsi basit, ucuz, kolay.